Evet, işte ben Mıgridiş Margöz. Sen Diyarbakır doğumluyum. 15 yaşına kadar ana dilimi bilmiyordum. Ana dilimi öğrenmek için İstanbul'a geldim. Burada okudum, ana dilimi öğrendim. Daha sonra ilk önce ana dilimde Ermenice ile akabinde de Türkçe yazdığım kitaplar neticesinde mümkün olduğu kadar Diyarbakır'ı ve Anadolu'daki o yaşamı okuyucularla paylaşmaya çalıştım. Bu Ermeni okullarının kalmamasının nedenlerini artık şu anda bütün Sağır Sultan da biliyor yani 1915 olayları. Adına isterseniz soykırım deyin, isterseniz sözde soykırım deyin, tehcir deyin. Şu veya bu önemli değil. Ama 1915 yılından itibaren Anadolu'da bir felaketin yaşandığı malum ve o yıllarda Anadolu'da olan Ermeni toplumunun büyük bir çoğunluğu göç etmek zorunda kaldı, kaldırıldı. Dolayısıyla okullarımız kapandı, kiliselerimiz hakeza. Okullar kapanıp kiliselerinde büyük bir çoğunluğu zaten tarumar edilince yapılacak bir şey de yoktu. Anadolu'da o kültürel faaliyet durdu. Milattan önce Kral Dikran'ın 95 yılında sanıyorum. Kral Dikran'ın orada bir imparatorluğu var. Tabii milattan önceden bahsettiğimize göre kalkıp da o tarihi gelişim içerisinde nelerin gelip geçtiğini, hangi ülkelerden, hangi devletlerden bunları meraklılara öğrenebilir. Ama burada bir yapılanmanın olduğu öyle bir gerçek var. Daha sonraki yıllarda zaten Ermenilerin bir yerde ana yurdu. Burası, daha doğrusu Anadolu olduğu için burada yaşayan bu kültüre sahip insanlar zaman içerisinde yaşamışlar ve günümüze kadar gelmişler. Ama günümüze gelinceye kadar bir sürü badireleri atlatmışlar. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kimileri ellerindeki imkanları kullanarak belki bazı devlet ricalinde, Osmanlı şeyinde, saraylarında şurada burada görevler de üstlenmişler Ermenilerin bir kısmı. İşte mimari açıdan olsun. Daha sonrası mesela tiyatrolar, şunlar bunlar filan. Ama eninde sonunda o sayıları milyonu veya yüz binleri bulan o toplum, o insanlar azala azala bu tarihi gelişim içerisinde bugün gele gele gelmişler ve bir ufacık cemaate bürünmüşler. 50 bin civarında olan bir Ermeni toplumu kalmış. Nerede? O da İstanbul'da. Anadolu'da bugün hemen hemen hiç Ermeni yok diyebiliriz yani. Bir elin şeyler parmakları kadar, iki elin parmakları kadar az. Dolayısıyla kiliseler de yok. Ben de o vesileyle, dolayısıyla sadece ben değil, okulların kapanmış olması nedeniyle okuyamadım. Benim gibi birçok insan. Nerede okuduk? İşte devletin resmi kurumlarında, işte ilkokullarda okuduk. Sonra işte 1953 yılında İstanbul'da açılan bir ruhban okuluna biz öğrenci olarak geldik. O geldiğimiz yıllarda ben 15 yaşındaydım. Gerçekten ana dilimi bilmiyordum, okumuyordum. Bilemiyordum, okumuyordum derken babam benim okumamı çok arzu ediyordu ama beni orada işte yaz tatillerinde papazımız der Arsen'e gönderiyordu. Orada belki biraz Ermenice öğrenebilirim diye. Orada ilk 3-5 kelime belki işte yazmayı, çizmeyi bile öğrenemeden sonra apar topar İstanbul'a geldik. Esas ana dilimi burada öğrendim. Yani oradaki koşullar buna müsait değildi. Hayır, papazların bir misyonu yoktu. Sadece zaten bir tek papazımız vardı. O da işte
Hani keçinin olmadığı yerde koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derlermiş. İşte biraz herhalde Ermenice bilen ve hatta duaları bilen işte birini bula bula o zamanki şartlar altında papaz yapmışlar. Oh yani onun da öyle kültürel fazla bir yoğunluğu zaten yoktu. Ama işte kilisede tabii ki İncil falan okuyunca en azından okuma yazmayı biliyordu tabii o anlamda. İşte ben de belki 38 harfimizin, Ermenice harfi 38 tane harftir. 38 harfin belki de işte yarısını zar zor öğrenmişken kalktık buralara geldik. Evlerimizde büyük babam, nenem, tabii annem ve babam, onlar Diyarbakır yöresinin Ermenicesini konuşuyorlardı. Ama onların o yöresel dille konuştukları Ermenice de aynı zamanda yine çevredeki veya bu o coğrafyadaki birçok dillerden alınmış, dolaylı olarak eklenmiş bir sürü yabancı kelimelerle de dolu. Bunlar Türkçesi, Türkçe, Farsça, Arapça, Kürtçe böyle bir dil. Ve hiçbir zaman bizim bugünkü Batı Ermenicesi dediğimiz o temiz, berrak bir Ermenice değildi. Ama en azından işte ekmekti, peynirdi, suydu, şuydu, buydu bunlar konuşuluyordu. Yani onların işte belki bilemiyorum lügatında 100, 300, 500 hadi bilemediniz bol kepçeden söylersek 1000 kelimelik bir hazne içerisinde konuşuluyordu. Bilirim. Mesela 1953 yılında bizim İstanbul'a işte ilk öğrenci olarak geldiğimiz o yıllarda sadece Diyarbakır'dan değil aynı zamanda Kayseri'den, Sivas'tan, Malatya'dan, Elazığ'dan, Hatay'dan, Kırıkhan'dan filan işte bütün o Güneydoğu Anadolu büyük bir çoğunluğu oradaki Ermeni çocukları da geldiler. Yani onlar da geldikleri zaman aynı bizim gibi. Onlar da dil bilmiyorlardı. Zaten onların da oraya gelişi, yani İstanbul'a gelişinin nedeni oydu. Dolayısıyla hemen hemen aynı benzerlik, aynı paralellik vardı. Benim bildiğim tarih 1915'lere kadar uzanıyor. Şöyle uzanıyor. Tabii bunu bize anlatılanlardan biliyorum. Ben 1915 doğumlu değilim. Dolayısıyla bilemem. Ama 1915 olaylarında tehcirde kaybolup şurada veya burada veyahut da başka göçlerden oraya gelen İslam Anadolu'dan çeşitli yerlerden göç edenlerin bir kısmı Diyarbakır'da kalmışlar. Bunlar biz ki Erzurum'dan gelmiş kalmış orada veyahut da işte Sivas'tan gelmiş oralarda kalmış veya devam etmiş gitmiş. Bir kısmı da zaten Derzor'a gitmişler. Dolayısıyla benim bildiğim, görebildiğim, anlatılanlardan bile bildiğim kadarıyla böyle bir tarihi gelişim içerisinde Diyarbakır'da yaşam genelde oranın yerli halkından ziyade gelen göçmenlerin yani çevredeki gelen Ermenilerin köylerden oradan buradan gelen bir kısmının kaldığı bir merkezde olmuş zamanında. Çok meraklı olanlar mesela bir zamanlar Diyarbakır salnamelerinde yazılı bilgiler var. Oradan hani bu salnameler olduğuna göre çok daha kayıt kuyut altında ciddi bir çalışmanın ürünüdür. Mesela Diyarbakır'da bir zamanlar yine o salnamelerden verebildiğimiz kadarıyla halkın yani oradaki yaşayan o günkü şartlar altında işte kaç bin kişiyse o yöredeki insanların yaklaşık sanıyorum %30'una yakını Ermeni veyahut da işte Hristiyanlar. İşte bunların içinde Kürtler var, Türkler var filan. Yani orada yoğun bir şey. Bakın istatistik ya kelle saymaksa bana çok komik geliyor. Önemli olan bir kültürün yok olup gitmesi. Hani 300 kişi olur ama öyle bir kültür oluşmuştur ki etrafındaki bir sürü daha başka kültürlere etkin bir şey katmış olabilir, harç katmış olabilir. Mesela 1908 yılında Diyarbakır'da yayınlanmış Angah Dikris,
Yani Özgür Dicle diye bir aylık mecmuanın mevcudiyetini biliyorum. Biliyorum derken kayıtları, kuyutları var filan. 1908 yılında Ermenice yayınlanan ve bir edebi dergiye demek ihtiyaç var. Bırakın bizim gibi hani konuşmayı filan beceremeyen bir toplum. Demek ki o düzeyde bir kültür ve onu alıp okuyabilecek insanlar var orada. Bir mecmua kaç kişi tarafından okunur? 5 kişi tarafından okunmaz, değil mi? Böyle bir ihtiyaç var. Dolayısıyla yani çok meraklıları alıp bu saldameleri veyahut da işte şeylerden bu istatistik şeyleri öğrenebilirler. Ama her halükarda bugünkü gibi değildi durum yani. Tabii şimdi bakın zaten bir yerde eğer bir kilise bu kadar büyük bir kiliseye yapılmışsa boşuna yapılmamıştır. Demek ki o kiliseyi dolduracak cemaate ihtiyaç var. Sonra sadece Subgiragos Kilisesi değil ki. Orada mesela Subsarkis Kilisesi de var. Yalnız Ermenilere ait kiliseler değil ki. Diğer cemaatlere ait, Süryanilere ait, Keldanilere ait, yani az şeylere, Hristiyanlara ait başka ibadetliler de var camilerin yanı sıra. Demek ki buna ihtiyaç var ve o ihtiyaçtan kaynaklanmış bütün bu kiliselerin yapılması. Benim babam 1911 doğumlu. 1915'te kafileye çıkmış. Yani diğer ben buradaki o mesela biraz evvel soykırım, sözde soykırım, tehcir falan deniyor ya. Benim için onlar geçerli değil o kadar. Benim için geçerli olan kafile sözcüğüdür. Diyarbakır yöresinde insanlar kafileden bahsederler. Kafile Türkçedeki bildiğimiz kafilenin bozulmuş hali. Yani kafileler halinde bir yerlerden insanlar gelmişler, göç etmişler. Onun için onlar birbirleriyle konuşurken kışın atıyorum işte bizim evimizde veya bir başka komşunun evinde, gavur mahallesinde işte zaten yapacak bir şey yok o yıllarda. Kar yağıyor, elektrik yok. Bir odun sobasının çevresinde mesela biz çocuklar oturmuş işte biraz kendimizce misafir gelen çocuklarla beraber işte biraz pestil mestil sucuk yerken onlar büyükler kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Fakat bu sohbetler esnasında iş dönüp dolaşıp kendi aralarında nedense hep şuyla girmem sen işte kafilede nereden geldin? Sen kafilede kaç yaşındaydın? Böyle bir zihin jimnastiği yaparak birbirlerine sorular soruyorlardı. Ve onlar da işte ben 4 yaşındaydım, işte anamı şöyle kaybettim, işte şöyle oldu, şurada kaldım filan. Kendi yaşamlarını, kendi hikayelerini diyeyim tırnak içerisinde anlatıyorlardı. Biz de dinliyorduk ama dinlerken meraklımızdan değil. Zaten bir odada konuşulanları ister istemez kulağınıza geliyor. Bizim evlerimizde öyle salon, salamanje, efendim misafir odası bilmem ne yok. Bir göz oda. Bu da bir yerde o halkın ne kadar fakir olduğunun da şeyiydi, göstergesiydi. Çünkü gelmiş göçmüş bir sürü insan iş, tarlasını çubuğunu bırakmış, gelmiş yapacak işi de yok. İşte ne iş bulmuşsa amelelik mi? İnşaatlarda çalışmak mı, duvarcılık mı, neyse işte bir şeyler yapmaya çalışmış, yaşamını sürdürme gayret etmiş. Dolayısıyla onların kendi aralarında konuştuğu o kafle sözcüğünden ben şunu anlıyordum veya biz daha sonra şunu anladık. Evet bu insanlar büyük bir trajedi yaşamışlar ve büyük bir çoğunluğu işte annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş bir hazin bir felaket yaşanmış. Bizim evimizde mesela babam Siverek'te kaybolmuş, Heredan'dan, yani bugünkü adıyla Piran, daha doğrusu eski adıyla Piran'a bağlı bir köy Heredan, şimdiki adıyla Kırkpınar. Oradan ki bu aşağı yukarı Diyarbakır'a 90 kilometre mesafede bir köy, bir Zaza köyü. Ve bir Ermenilerin beraber yaşadığı ama yoğunluğu da Zazaların olduğu bir köy. Orada mesela kafileye çıkmış 4 yaşında. Annesi ve işte diğer
kardeşleriyle beraber. Babam Siverek'te kaybolmuş, kalmış daha doğrusu. Kafile göç etmiş, gitmiş filan. Uzun bir hikaye. En sonunda Diyarbakır'da birbirlerini bulmuşlar. Tabii bu arada 2-3 kardeşi ölmüş. Babam kaldığı köyde ağaların yanında büyümüş. 15-16 yaşına kadar ismini değiştirmişler, sünnet etmişler, Ali koymuşlar, çobanlık yapmış. Daha sonra işte hasbelkader diş teknisyeninin yanında işte çalışmış, bir şey yok. Biz diş teknisyeni diyor. Babam okuma yazmayı kendi çabalarıyla öğrenmiş bir adamdı. Yani okul, medrese falan görmüş değildi. Yani bizim ailemizde babam öyleydi. Başkaları da işte sobacılık öğrenmiş. Bir başkası kalaycılık öğrenmiş, duvarcılık öğrenmiş filan. Tuğulculuk öğrenmiş. Onun işte 4 yaşındaki bir çocuğun ne kadar hatırlayabilirse bir şeyler hatırlıyor. Onu ben Tesbih Zenleri kitabımda uzun uzadı anlattım. Burada anlatmaya kalkarsam sizin ne zamanınız yeter ne ben bunu anlatmayı burada istiyorum. Çünkü uzun uzun bir hikaye gerçeği bu da 3 kelimeyle özetlemek hoş değil. Ama meraklı olanlar varsa benim Tesbih Zenleri'nde bunu uzun uzun anlattım. Sadece bizim ailenin değil. Aynı şekilde başka ailelerinde yaşamlarını gerçek olan taraflarıyla aktardım. Ama şöyle bir gerçek var. Mesela 15 yaşına, 16 yaşına kadar o aralarda tabii çeşitli vesilelerle kendi kimliğinin ne olduğunu araştırıyor, soruşturuyor. Kafasında kalan bir takım soru işaretlerinden yola çıkıyor. O arada orada kalmış başka kafile, kendinden yaşlı, kendinden büyük kadınlardan aldığı kerterizlerden biliyor kim olduğunu aşağı yukarı. Ama yapacak bir şey yok. Daha sonra uzun uzun işte dediğim gibi, benim o kitaplarımda anlattığım gibi daha sonra Diyarbakır'a geliyor, annesini buluyor, kız kardeşini buluyor. İşte tekrar bu sefer Müslümanlıktan tekrar Ermeni oluyor filan falan. Bir trajedi. Bu trajediyi de merak edenler alsınlar kitabı okusunlar. Şimdi tabii o yıllarda bir, göçüp gidenlerin dışında o yörede kalan özellikle genç hanımlar veya işte kızları kendi yanlarına alıp işte çocukları da kimini çoban yapıp kimini işte kendi çocuklarıyla evlendiren oradaki halk zaman içerisinde bunları işte evlat edinmiş, büyütmüş, çocuklarıyla evlenmiş. Onlar oradaki o insanları da kendilerine göre bir yaşam alıp götürmüştür. Yıllar yılı bu yaşamı bildikleri halde bunu hiç kale almayan, ortalıkta görünmeyen insanlar daha sonraki yıllarda yavaş yavaş şimdilerde daha böyle ortaya çıkmaya başladılar. Daha doğrusu kendi kimliklerini az çok bilenler, en azından bu konuda şüphesi olmayıp da konu edinmeyenler, anne veya babaları zamanında dönmüş oldukları için otomatikman kendileri de zaten Müslüman doğan bir nesil. Daha sonraları bunu dillendirmeye başladılar. Mesela ben çok iyi yaşadım bunları. Mesela 20-25 sene evvel ben çeşitli vesilelerle Diyarbakır'a gittiğimde orada işte söyleşilerde konuşuyoruz, bir şeyler anlatıyor Diyarbakır'la ilgili, şununla burada, Ermeni kültürüyle ilgili veyahut da Diyarbakır'la ilgili veyahut da şu veya bu vesileyle gittiğimde toplantılar bittikten sonra tek tük o zaman bazı böyle gençler geliyorlardı yanıma işte 15, 20, 25, 30 yaşlarında biraz daha fazla. Böyle sanki büyük bir günahı itiraf eder gibi, böyle günah çıkarır gibi. Hocam benim de nenem Ermeniymiş falan diye bana bir yerde sanki böyle bir sır paylaşırlardı gizliden gizliye. Ben de işte dilimi döndüğü kadar onları teselli etmeye çalışıyorum. Ne yapalım canım, hayat böyle işte. Sen mutluysan mesele yok yani, şu olmuş bu olmuş falan filan. Ama bugün artık o bir zamanlar böyle gizliden gizliye biraz kaçamak, belki de şu veya bu endişelerle korkan insanlar artık bugün benim nenem Ermenidir
ben de şuyum, ben de buyum diyebiliyor. Böyle bir ortam var. Onun için bugün o kripto Ermeniler, o gizli kalmış Ermeniler bugün artık yavaş yavaş ortaya çıkıyorlar. Ve kimliklerini belirtenler var. Bundan şikayet edenler var, etmeyenler var. Yeni bir yaşamı onlar da kendilerince sürdürüyorlar. Yani bunun için cesaret veren bence şöyle bir şeydir. Bu, ben henüz ülkemizde yeterli anlamda bir demokratik, yeterli anlamda bir demokrasinin olmadığı kanaatindeyim. Zaman zaman zaten ne kadar demokratik bir ülke olduğumuz çeşitli vesilelerle ortaya çıkıyor. Gerek darbelerle, gerek şunlarla. Ama şöyle bir gerçek var. Zaman içerisinde bu ülkenin, yani bu coğrafyanın kadim halklarından mesela işte Ermeniler tehcirle filan bir yerde şu veya bu şekilde tamam bitmedilerse bile asimile edildiler. Keza mesela Süryaniler filan dinlerinden dolayı kalabilenler de kaldı değişik dinler. Ama mesela bu arada aynı coğrafyada yaşayan ve fakat Kürt oldukları halde Kürtlükleri inkar edilen bir toplum vardı. Bunu inkar eden de işte malum zihniyet. Bu zihniyetin Kürtlerin varlığını dahi bir yerde inkar edip, bir yerde görmezlikten gelip, bir yerde dışlayıp yarattığı o bakış geri tepince bugün artık Kürtlerin varlığı, Kürtlerin işte tarihi, Kürtler hakkındaki işte bugün en azından mesela bir TRT Şeş'in açılması gibi filan birdenbire o inkar faslı değişti. Değişince ne oldu? Bir takım gerçekler ortaya çıktı. O gerçekler ortaya çıkınca işte o Kürtler kendilerini bir yerde biraz daha rahat ifade etmeye başlayınca işte onların içerisinde benim nenem de Ermeniydi, benim dedem de şuydu falan deyip ortaya çıkan insanlar oldu. Yani bunu biraz da bu Kürt realitesiyle açıklamak mümkün. Şimdi bakın bu gavur mahallesi tabiri, daha doğrusu mahallesi öyle zannediyorum ki hemen hemen bütün Anadolu'daki coğrafyada ki bütün şeylerde vardır. Yani Ermenilerin, daha doğrusu Hristiyanların bir nevi getto olarak yaşadıkları böyle. Mesela Yahudi mahallesi de vardı Diyarbakır'da. Çünkü orada daha çok Yahudiler yaşıyorlardı. Onların hemen yanı başında Ermenilerin yaşadığı yer. Mesela Süryanilerin yaşadığı. Ama bütün bunların içerisinde o gavur mahallesi şeyi kavramı biraz da Müslüman olmayanların yaşadığı bir şey olduğu için mesela çocuklar da birbirleriyle konuşurken hadi gelin gavur mahallesine gidelim derlerdi. Onlar için gavur ne ifade ederdi bilemiyorum ama bizler için biz gavurduk çünkü biz kiliseye gidiyorduk o zaman. Onlar camiye gidiyorlardı. Dolayısıyla arada bir fark vardı. İsimlerimizde değişiklikler vardı. Yani çoğumuzun ismi Ahmet, Mehmet, işte Ayşe, Fatma falan değilken Ermeni değişik isimlerdi. Ve bunun ne kadar değişik olduğunu okula gittiğimiz zaman anlıyorduk. Öğretmenlerimiz bize işte ismimizi sorduğu zaman, Mıgırdiş dediğin zaman anında anlayamıyor, Mıgırdiş, Mıgırdiş bir şeyler diyor. Ancak siz onu söylediğiniz zaman, anlatabildiğiniz zaman, tabii bu arada diğer arkadaşlarınız da üstünüze gülüyorlar, klasik şey. Ve dolayısıyla Ermenilerin, Süryanilerin, Keldanilerin vesaire böyle iç içe yaşadığı bölgelerdi bunlar. Mesela Surp Gregoski Lisesi'nin çevresinde bugün tek tük kalan bir iki tane eski taş yapıları vardır. Kalanlardan bahsedeyim. Çoğunun duvarlarında Ermenice yazılar vardır. O Ermenice yazılarda şunu ya burayı yapan işte usta filancadır. İşte tarih koymuştur filan. O evler bugün bir nevi görkemli büyük evlerdi. O evlerde insanlar yaşıyorlardı.
Hepsi bizim ama o yerli, Diyarbakır'ın yerlisi olanlar da çekip gittikten sonra Anadolu'nun çeşitli bir şeyde köyden gelmiş. Köyde kendine göre belki işte üç gözlü, beş gözlü neyse küçücük bir yeri olan insanlar, işte ahırı var, bilmem nesi var, işte köy hayatı malum. Onları terk edip Diyarbakır'a geldiği zaman ne, nerede? İşi yok. İşi var. Tarla sürecek, tarlayla ilgisi yok. Ne iş yapacak? İşte gidecek, amellik yapacak. Veyahut da işte yaşı müsaitse gitmiştir bir demircinin yanında bilmem nereye, çıraklığa girmiştir filan. E kazanç o kadar kıt ve az ki, yerleşme o kadar zor ki, dolayısıyla ancak başını sokacak küçücük bir oda ya sahip olmak istemiş ve onu da kiralamıştır. Yani sefalet başlangıçtan gelen olaydan kaynaklı. Yoksa Ermeniler doğup büyüdükleri o topraklarda sefil bir hayat yaşamıyorlardı. Çiftleri vardı, çubukları vardı, tarlaları vardı, işte ne bileyim hayvanları vardı. Şunu bugün eğer o müreffeh yaşamı çarpacak olursanız belki Anadolu'nun büyük bir çoğunluğunda bu anlamda Ermeniler çok daha mutlu ve mesutlular. Ama o yaşam maalesef işte sürdürülmedi. Orada iletişiminizi kendi işinizde kurmak diye bir kural yok. Şöyle yok. Siz demirciyseniz, ki mesela Diyarbakır'daki benim çocukluğumda bildiğim, görebildiğim kadarıyla esnafın, zanaatkarın %80'i, hadi oran belki eksik fazla olabilir yani ben afaki söylüyorum, büyük bir çoğunluğu zanaatkardı. Mesela bugün halen Diyarbakır'daki demirciler çarşısında ki demircilerin neredeyse yüzünün şeyleri, ustaları Ermenilerdi. Mesela onlardan biri de benim dayımdı. Ben onun yanında çıraklık yapıyordum. Bütün o demircilerin hepsi neredeyse Ermeniydi. Ermeni olan o demirci ustalarının yanı sıra keza Yemeniciler vardı. İşte sobacılar vardı, kalaycılar, yani kuyumcular filan. Bu sanat erbabı yaşamlarını sürdürüyorlardı. Dolayısıyla kiminle yapacaktı? Ermeni Ermeniye sadece malı satacak, demir yapacak. Yok. Ne yapacak? Orak mı yapıyorsunuz? Efendim işte karasaban mı yapıyorsunuz? Kime yapacaksınız? İşte köyden gelen demir şey yapan, sabana ihtiyacı olan köylülere, Kürtlere, işte orada o yöredeki insanlara. Eğer bir alışveriş yapacaksanız tabii ki o alışverişi Yemeni'yi yine o insanlara satacaksınız. Dolayısıyla mesela o yöredeki insanlar, Ermeni olanların hepsi de, daha doğrusu o yörenin halkı Kürtçeyi çok iyi bilirdi. Zazacayı çok iyi bilirdi çoğunluğu. Ana dili gibi Kürtçe konuşurdu. Bizim evimizde 4 dil konuşulurdu. Zazaca, Kürtçe, Ermenice ve Türkçe. Tabii bunların seviyeleri farklıydı. Hani mesela benim büyük annem hemen hemen Türkçeyi işte biraz konuşurdu. Ama Zazaca'yı bülbül gibi konuşuyordu. Ermenice bir kere alfabe olarak değişik bir alfabesi var. Alfabe olarak hem değişiktir hem de kelime hazinesi çok zengindir. Yani mesela Ermenice'de Ermenice öğrenirken evvela o 38 harften kaynaklanan bir takım zorluklar vardır. Yani siz ses olarak aynı şeyi sanki telaffuz edersiniz ama aslında o yazıldığı zaman farklı yazılır. Farklı harflerle yazılır. Yazıldığı zaman da eğer siz ser diyorsunuz mesela ser. Ser üç türlü yazılır. Eğer bu harfleri yanlış yazarsanız, mesela bir ra ile yazarsanız farklı, bir re ile yazarsanız farklı, bir e ile veya ye ile yazarsanız farklı. Dolayısıyla siz ser deyince aşkı ifade etmek istiyorsanız, yazdığınız zaman yanlış yazmışsanız bu olur kaymak veya olur nesil. Bu sanıyorum, ben bilmiyorum, çok da okuyalık etmek istemem ama Arapçada da var galiba bu yazım
şeyleri. Ya dolayısıyla bizde mesela Ermenice'nin en büyük şeylerinden biri de zorluktan biri bu imladır. İmla hatasını hiç kabul etmez yani. Yaparsanız imla hatası, yaptığınız zaman da işte bu bahsettiğim basit örnekte de verebilirsiniz. Zengin bir dildir. Kelime hazinesi çok zengindir. Bazı detaylar mesela biz Ermenice'de biber deriz değil mi? Yani veya da Türkçe'de biber. Biber, bir de taze biber var deriz değil mi? Ne derler buna? Taze biberin Türkçesi var mıdır bilmiyorum. Hani yeni biber yetişmiştir, tarladan kopardı. Mesela biz ona dahteh deriz. Dahteh başka bir şeydir. Bir de kurutulmuş biber vardır, bigbeg deriz. Yani bu detayları çoğaltabilirim. İzleyiciler varsa onların da kafasını fazla karıştırmayayım. Ermenice kelime hazinesi de çok zengin olduğu için bu hazineye sahip olabilmek de ancak özel kültürel bir şey içerisinde olur, çalışmayla olur yani. Her dilin kendine göre bir takım kolaylığı veya zorluğu vardır. Ama Ermenice'nin bir de en basitiyle bir harfi var yani. O harfleri bilmezseniz Ermenice bir şey okuyamazsınız. Latince bir şey değildir Ermenice. Arapça da öyle değil midir? Ha. Eğer Diyarbakır'ı görmemişlere ben Ermenilerle ilgili bir şeyler söylemek istersem onlara sadece özet olarak şunu söyleyebilirim. Eğer yolunuz düşerse gidiniz Diyarbakır'a, eskiden kalmış taş evleri bulun, tek tük kalanları ve merak edin, bakın bakalım acaba bu binanın burasında, orasında bir tabela var mı kazılmış ve hangi yazıyla yazılmış. Göreceklerdir. O Ermeni evlerinin çoğunu Ermeni ustaları yapmışlardır. Diyarbakır'daki, biraz evvel de onu söylemeye çalıştım, yontma taştan yapılırdı binalar. Tek tek o her bir Diyarbakır'ın bildiğimiz granit taşları alınır. Tek 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 tek, onun özel bir çekici vardır ki biz demirci çıraklığı yaptığımız için o çekişleri de imal ederdik. Onlardan bir tane taş yapılır. Sonra bir başkası ve bunlar taş üstüne taş, taş üstüne taş filan, bütün bunlar böyle örülürdü. Bugünkü gibi böyle demiri bağla, dök betonu filan değil. Dolayısıyla bir ustalıktı ve taşçı ustalar vardı. Mesela Diyarbakır'da Taşçılar Kahvesi diye bir kahve vardı. Bizim babam da oraya giderdi. Ermenilerin çoğunluğu oraya gider. Orada işte daha çok birbirleriyle haşır neşir olurlar arkadaşlar işte. Kendi aralarında oyun oynarlar filan. Mesela Diyarbakır'da evini yaptırmak isteyen taş ustalarını, bu taş ustalarının böyle dükkanları filan yoktu. Onların zaten sermayesi bir tane çekiç, iki tane bilmem ne, bir gönye, şu bu. Onlar yapacakları evin orada taşları kırarlar, ustalıklarını sergiler, o evi yapılır. Usta arayanlar Taşçılar Kahvesi'ne gider, orada Ermeni ustalarını bulur. Ondan sonra alır evine işte ne yaptıracaksa, konak mı yaptıracak, dükkan mı yaptıracak, her neyse onu yaptırdı. Bu kültür mahvoldu. Ermenilerde estetik anlayışın belki de özellikle kiliselerden kaynaklanan estetik anlayışı. Çünkü Ermeniler toplum olarak her zaman kilise çevresinde olmayı, kiliseyi kendilerine bir yerde kıble olarak kabul ettikleri için. Kıbleyi şu anlamda, yani bir yerde mesela Ermeni toplumu varsa ilk işi bir kiliseye. Kiliseyle sadece yetinmemişlerdir. Bütün Ermeni okulları büyüğünden küçüğüne muhakkak bir kilisenin yanında olmuştur. Yani bir külliye gibi. Kilise hemen yanı başında bir okul veya bir manastır. Bugün mesela İstanbul'da da aynı şey bahis konusu. Mesela bizim okullarımızın hemen hepsinin yanında kilise muhakkak vardır. Birbirleriyle beraber gitmişlerdir yani. Biri çok önde, diğeri çok arkada değil. Birbirlerini tamamlamışlardır. Bu bir kültür meselesidir. Çünkü siz o kültürü ancak işte sadece dini anlamda değil, o külliyatı aynı zamanda size okutacak veyahut da öğretecek öğretmenlere ihtiyacınız vardır.
Onlar birbirlerini tamamlamışlardır. Dolayısıyla Diyarbakır'daki bu bahsettiğiniz mesela Subgiragos Kilisesi ki 500 yıllık yaklaşık bir kilise. Bu kilisenin onarılmasını biz evet gerçekten yapabildik iyi kötü. Bırakın onu mesela bir Ahtamar Kilisesi 1100 yıllık bir kilise. Bu kadar deprem, bu kadar ne bilmem neden sonra yıkılmamış. İyi kötü yine restore edildi ve açıldı. Ne? Müze olarak. Yani kilisenin sizi koruyacak bir şeyi yok. Bu bir kültürel bir şeydir. Neden? Belki de bu hani son zamanlarda bir fıtrat kelimesi var ya moda halinde. Belki Ermenilerin fıtratında mı var diyelim ne? Mesela Hristiyanlığı devlet dini olarak ilk defa kabul eden Ermenilerdir. Yani devlet dini olarak dünyada Hristiyanlığı kabul eden Ermenilerdir. Ondan sonra diğerleri 70'lerde falan. Yani kilise Ermeni toplumu içerisinde çok ön planda olmuştur. Şimdi bakın şu anda İstanbul'da yaşayan Ermenilerin hemen hemen büyük bir çoğunluğu Anadolu'dan göçüp gelen insanlardır. İşte kimisi Sivas'tan gelmiştir, kimi Diyarbakır'dan gelmiştir, Kayseri'den gelmiştir. Bu insanlar da orada kendilerince şu veya bu şekilde sanatkarlardı. Buraya gelenler daha sonra burada ya kendi sanatlarını, ne işte kuyumcuysa kuyumcu, ne bileyim işte şuysa bu, belki bir kısmı öyle yapmıştır. Bir çoğunluğu da ticaret hayatına atılmıştır. Şu veya bu işlerle uğraşıp durmuşlardır. Yani burada kendilerine yeni bir imkan hazırlamak için uğraşmışlardır. Biliyorsunuz bir yerden bir yere göç edip gidip tekrardan bir yerden sıfırdan veyahut da işte yeni bir yaşamı organize etmek kolay bir iş değil. Dolayısıyla buraya gelen Ermenilerin, yani şu anda İstanbul'da yaşayan Ermenilerin büyük bir çoğunluğu da ilk geldiği günlerde hep sıkıntılarla yaşamışlar. O sıkıntılarını maddi manevi sıkıntıları gidermek için uğraşıp durmuşlardır. Bugün de böyledir hale. Eskiden İstanbul'da yani benim geldiğim yıllarda 1950'li yıllardan bahsediyorum 50'li yılların başlarında falan ilk şeyler daha çok İstanbul'da yoğun olarak Samatya'da, Kumkapı'da o civardaydı. Daha sonraları mesela nitekim mesela Patrikhane'nin Kumkapı'da olması tesadüf değildir yani. Veyahut da daha önce Samatya'da oluşu, ondan sonra Kumkapı'da oluşu filan bunlar hep yoğun olan Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerdi. Daha sonraları zaman içerisinde şu veya bu nedenlerle ekonomik durumları daha iyi olanlar diyelim, daha iyi imkanlara sahip olanlar bu sefer işte Kumkapı'dan çıkmışlardır. Nereye gitmişler? İşte Feriköy'e gitmişlerdir, Şişli'ye gitmişlerdir. Veyahut da işte Üsküdar'da olanlar Üsküdar'da kalmışlarsa belki orada kalanların bir kısmı daha iyi imkanlar bulduğu için ne bileyim işte başka bir yere gitmişlerdir. Yani şehrin içerisinde çeşitli göçler olmuştur. Tabii bir de şu da var ya, işin bir de psikolojik tarafı var, sosyolojik bir şeyi de var. Siz kapınızı açtığınız zaman sizi hor görmeyecek, kendince dışlamayacak, tepeden bakmayacak. İnsanlarla beraber olmayı tercih edersiniz. Şimdi bir Ermeninin bir Ermeniye yani daha böyle tepeden bakması için bir büyük bir nedeni olamaz. Yani o küçümse nihayet kendisi de neyse o da odur yani ona benzeridir yani. Dolayısıyla birbirleriyle olan ilişkiler, doğru akrabalık ilişkiler, işte mümkün olduğu kadar birileri kalkmış Sivas'tan gelmiş atıyorum işte şey yerleşmişse, Feriköy'e yerleşmişse gelenler de İlk etapta akrabalarının yanına gitmeyi tercih etmişlerdi. Böyle bir nevi gettolaşma olmuştur. Mesela Ermenilerin bugün genelde evet katılıyorum öyle zannedilir. Denir ki işte hepsi rahat yaşıyorlar. İşlerinde fakiri hemen hemen yoktur. Şudur budur. Eğer bu bir gerçekse ki değil bir gerçekse o zaman onu söyleyen insanlar kendi kendilerine
şu soruyu sorsunlar. Peki bu Ermeniler, bu Süryaniler, bu Keldaniler veyahut da işte bu Yahudiler, bu filanlar, bu böylese biz niye öyle değiliz, niye olamıyoruz? Eğer bu Ermenilik insanın fıtratından gelen bir şeyse illa zengin olacağız, böyle bir fıtrat yok. Demek ki ya çalışacaksınız, ya bir beceriniz olacak. Sonra Ermeni ne yapacak? Polis olamıyor, jandarma olamıyor, kaymakam olamıyor, vali olamıyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Devlet ticaretinde herhangi bir şey yok. Ne alacak? Bir esnaf olarak bir iş bulacak veya ticaret hayatına atılacak veya doktor olacak, işte mühendis olacak, şu olacak, bu olacak. O kadar kısıtlı bir imkan içerisinde ki dolayısıyla kendi yaşamını sürdürebilmek için en iyi olmak durumunda. Bunu çoğaltabilirsiniz. Siz iyi bir yapı ustasıysanız size herkes iş verir. Ama değilseniz vermezler. Ermeni iş kurabilmek için, iş yapabilmek için içinde bulunduğu topluma göre daha iyisini yapmak durumunda, tercih edilebilmesi için. Bu da bir nedendir. Yaşam bunu size şey yapıyor, sizi zorluyor buna. Yani iyi olmak durumundasınız. İyi olduğunuz zaman siz daha çok tercih ediliyorsunuz. Daha çok iyi olmak durumunda, daha çok iyi olmak durumunda. Çünkü eşit şartlarda kaldığınız zaman siz genelde dışlanabiliyorsunuz. Umarım sorularınıza verdiğim cevaplar izleyiciler tarafından iyi değerlendirilir. Satır aralarında bir şeyler anlatmak güzeldir. Satır aralarını okumak güzel şeylerdir. İzleyiciler de lütfen sözlerim arasında benim satır aralarında söylemeye çalıştıklarımı biraz daha kendilerince istedikleri gibi yorumlasınlar ve o niyetle seyretsinler.